şunları yapalım. Artık havayı bir bükelim, bir ateşi şuradan bir fırlatalım, bir çıksın yani. Öldürsün, ne olacak? Adam havayı büküyor. Öldürsün bir iki. Herkese merhaba. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben çok iyiyim. Çok güzel bir seriyle sizlerin karşısındayım. Bu seriyi gerçekten içime sinen bir seri. Eğer ki yapacak vaktim olursa çok güzel bir seri olacağına inandığım bir seri. Serimiz film, dizi, dedikodularını yaptığımız bir seri olacak. Ben izlediğim film ve diziler hakkında konuşmayı çok sevdiğim için böyle bir seri yapmak istedim. Öncelikle videolarımız iki bölümden oluşacak. Bir videonun içinde iki kısım olacak. Birinci bölümde dizinin konusuna, kadrosuna, geçtiği evrene falan bakacağız. Genel hatlarıyla spoiler içermeyen bir kısım olacak birinci bölüm. İkinci kısımda tamamen dizinin karakterlerini eleştirdiğim, karakterlerin yaptığı saçma sapan şeyler hakkında yaptığımız dedikodu kısmı olacak. O kısım beni daha çok heyecanlandırıyor. O kısma gelmeden önce spoiler uyarısı vereceğim. Eğer o kısmı izlemek isterseniz orada çıkabilirsiniz. Yani o yüzden sıkıntı yapmayın. Ama ikinci kısım büyük ihtimalle %100 spoiler içerecek. Şimdi bugünkü harika dizimizin ismi Shadow and Bone. Bu arada dipnot geçmek istiyorum. İngilizce kelime telaffuzum çok kötüdür. O yüzden lütfen şey yapmayalım. Ne yapayım yani, ben olabildiği kadar yapıyorum. Shadow and Bone, gölge ve kemik. Birinci kısma geçelim. Dizi hakkında biraz bilgi edinelim. Dizinin konusu senaryosu. Leigh Bardugo'nun çok satan bir kitap serisinden uyarlama. Kitap serisi Grisha serisi. 3 kitaptan oluşan bir seri. Bu seriden alındı kitabın senaryosu. Ben kitapları okumadım. Ama kitabı okuyan insanlar fragmanı gördüğünde şöyle bir düşünmüş. Demiş ki hayır demiş, bu evrende geçmiş olamaz. Bir de yazarın başka bir serisi var. Kargalar Meclisi diye. Acaba o kitaptan mı uyarlamışlar diye ona bir bakmışlar ama öyle de bir şey yok. Bu dizi Grisha serisinden uyarlama yani. Ama Kargalar Meclisi'nden de bazı karakterler dizide yer alıyor. O yüzden de iki kitap serisinin mixi gibi düşünebilirsiniz. Dizinin konusuna gelecek olursak baş karakterlerimizden biri olan Alina Starkov ana kızımız. Yetim bir asker. Askerde de görevi haritacılık. Alt kademe bir asker. Dizide askerler kademelere bölünmüş. İşte birinci grup asker, ikinci grup, üçüncü grup ve Greyşalar gibi gidiyor. Birinci sınıf kademede olan askerler ölseler de üzülünmeyecek tipte insanlar gibi gösterilmiş. Gitgide kademeler artıyor. Greyşalarda özel güçleri olan sihirli insanlar ama onlar sihir yaptıklarını, büyü yaptıklarını düşünmüyor. Onlar temel bilimleri kullanarak elementlere yön verdiklerini düşünüyorlar. Bazıları havayı bükebiliyor, bazıları ateş, bazıları işte gölge, bazıları ışık gibi doğal elementlerle oynuyorlar diyeyim. Baş karakterimizden Alina da bunlardan biri olduğunu yıllar sonra keşfediliyor. Bunlardan biri olduğunu keşfediyor ve özel gücü ortaya çıkıyor. Özel gücü de çok nadir bulunan bir güçlerden. Tabii ki her zamanki gibi. Ve bu gücün keşfedilmesiyle birlikte Alina'nın bulunduğu topraktan, ait olduğu yerden alınıp başka bir yere gitmesi ve oraya adapte olmaya çalışmasını görüyoruz, izliyoruz. Yaşadığı evrende de bulundukları Rako ülkesi Karanlıklar Diyarı ile birlikte ikiye bölünüyor. Doğu Rako ve Batı Rako olmak üzere. Karanlıklar Diyarı'nın böldüğü sınırdan insanlar geçmek istiyor. Hani oradan oraya geçip oradan oraya geçelim misal yapmak istiyorlar ama oradan geçmek imkansız. Çünkü Karanlıklar Diyarı'nda çok garip yaratıklar mevcut. Tabii bazı insanlar bunun yolunu bulmuş ama çoğu insan oradan geçemiyor ve çok korkuyorlar. Oradaki canavarlardan dolayı. Oradaki canavarlar o sınırın dışına çıkamıyor. Çünkü orası Karanlıklar Diyarı ve o canavarlar karanlıkta yaşamaya mahsus canavarlar. Bu Karanlıklar Diyarı'nın kurucusu da bir gölge elçisi. Yüzyıllar öncesinden kralla böyle takışan bir tane gölge elçisi çok sinirleniyor krala ve bir büyü yapıyor. Aslında temel bilimleri kullanıyorlar demiştik ya. Büyü yapmıyorlar. Büyüyü kötü bir şey olarak düşünüyorlar ama bu Karanlıklar elçisi büyü yapıyor krala çok sinirlendiği için. O yüzden o sırada da o büyüyle birlikte Karanlıklar Diyarı oluşuyor. Evren çok güzel zaten. Efsane. Konu da çok güzel. Fragmanı güzel ama fragmanı birazcık karışık. Bana da karışık geldi. İlk baktığımda böyle ne oluyor falan diye düşündüm. Fragmanda zaten bu anlattıklarımın hepsi var. Fragmanın linkini aşağıya bırakırım. Ona bakabilirsiniz. Şimdi oyuncu kadrosuna geçelim. Oyuncu kadrosunda başrol olarak 6 kişi göstermişler. Ama bence başrol olarak sadece 5 kişi var. Başrollerden biri çok fazla görünmüyor. Yani ben onu başrol olabileceğini düşünmüyordum. Kasta baktığımda onu da başrol olarak göstermişler. Belki ikinci sezonda birazcık daha ön plana çıkabilir diye düşünüyorum ama bakalım. Bizim esas kızımız Alina Starkov. Jesse Mealy oynuyor. Esas oğlanımız Molu da Archie Reynolds oynuyor. Bir Çetenin başkanı olarak gördüğümüz Kaz Breaker'ı da Freddy Carter oynuyor. Amita Sumun da İneş karakterini canlandırıyor. İneş karakteri de bu çetemizin bir üyesi. 3 kişilik bir çete. Bu çetemizin 3. üyesi de Jasper. Jasper'ı da Kit Young oynuyor. Ve benim en sevdiğim karakter General Kirgan. Neden? Çok tatlı. Kötü karakterimizi de Ben Barnes oynuyor. Çok güzel, kadro çok güzel. Hepsini çok sevdim. Karakterlerim ve kadronun. Diziye genel bir bakalım. Dizinin çekildiği yer Budapeşte. Budapeşte de çekiliyor dizi. Birinci sezon 23 Nisan'da bütün dünyayla birlikte Türkiye'de de yayına girdi. Siz de izleyebilirsiniz. 8 bölümden oluşuyor birinci sezon ve her bölüm 1 saatten oluşuyor.
Bu arada güzel bir haber. İkinci sezon onayını da aldı. İkinci sezon ne zaman gelir bilmiyorum. Bir gecede bitirdim ve ikinci sezonu bekliyorum çıldırırcasına. Senaristine ve yapımcılarına gelecek olursak, dizinin senaryosu bir kitaptan alındığı için yazarı senaristlerinden ve yapımcılarından biri olarak gösteriliyor. Leigh Bardugh. Bir diğer yapımcısı da Eric Hazer. Eric Hazer'ı zaten çoğu diziden tanıyoruz. Bu şekilde dizi oyuncuları ve yapımcıların Türkiye'de yapmış olduğu Mesut Aha gibi bazı kanallarda röportaj vermişler. Çok tatlılar, çok içtenler. Hepsi birbirinden heyecanlı ve eğlenceli insanlar. Gerçekten. Hiç böyle sıkkın, mutsuz insan görmedim. Çok güzel. Ve bu diziye de yansıyor bence. Şimdi videonun birinci bölümü buraya kadar da dizi hakkında genel bir bilginiz olmuştur diye düşünüyorum. Bundan sonrası diziyi izlemiş insanlar için bir bölüm olacak videoda. Eğer diziyi izlemek istiyorsanız ve spoiler yemek istemiyorsanız lütfen bundan sonrasını izlemeyin. Ama diziyi bitirdikten sonra gelip benimle dedikodusunu yapmak isterseniz buradan sonrasını lütfen açın ve izleyin. Şimdi ikinci bölüme geçelim. Sabırsızlanıyorum. Hemen geçelim. Şimdi ikinci bölümdeysek ve aramızdan o hain nerelendiyse devam edelim. Çok mutluyum. Şöyle bir durum var. Ben gece başladım. 8 bölüm sabaha kadar bitirdim. Çok güzeldi. İlk bölüm birazcık durağın gitse de. İlk bölümün sonundan sonra ay aklım başımdan gidiyor. Bir de hemen şöyle bir şey söylemek istiyorum. Ben karakterlerle oyuncuların uyumuna çok inanan bir insanım. Ve karakter ve oyuncu uymuyorsa birbirine. Ya ben karakter mesela çok tatlı bir karakter ama kız çok donuk bir kızsa oyuncu mesela. Onlar birbirine uymuyorsa izleyemiyorum o filmi. O yüzden de sevmediğim karakterler genelde bir karaktere tam oturmamış oyuncudan dolayı. Ondan kaynaklandığını düşünüyorum. Oyuncunun kötülüğünden ya da karakterin kötülüğünden değil de ikisinin birbirine uyumunun az olmasından kaynaklandığını düşünüyorum. Buna göre bir yorum yapacağım. Şimdiden teşekkürler dinlediğiniz için. Başlayalım. Esas kızımız Alina. Alina normal esas kızlardan birazcık kendini ayırıyor. Çünkü esas kızlar ilk sezonda birazcık salak saçma hareketler yapabilir. Çok saçma kararlar alabilir. Ne diyor bu kız? Hani beynim yok dediğimiz zamanlar olabilir. Ama Alina'nın sadece bu 8 bölümde 2 bölümde birazcık saçma kararlar aldığını görüyoruz. Ve onlara da ben de olsam ben de o kararı alırdım dediğim için Alina'yı seviyoruz burada. Birinci sezonu en az aptallıkla, en az saçma kararla ayrılmış bir esas kız izliyoruz. Alina'yı bu yüzden sevdim ve oyuncunun güzelliği, naifliği. Gerçekten bu kadar tatlı bir oyuncu olamaz. Karakterine de çok uymuş bence. Çok tatlı. İkinci olarak esas olan bu dizide en sevmediğim karakter esas olanımız. Çünkü neden? Bilmiyorum nedenini. Düşündüm neden sevmediğimi ama gerçekten uymamış gibi. Karakter ve oyuncu birbirine uymadığı için ben onu bir türlü sevemedim. Hatta onun bölümleri geldiğinde böyle atladım birazcık. Çünkü sıktı beni onun bölümleri. Sebebi de tamamen bence birazcık korkak olması ve bu her konuda korkak. Alina'yı, buradan sonra spoiler içeriyor demiştim değil mi? %100. Hemen söylüyorum. Alina'yı sevdiğini bir türlü itiraf edemiyor. Sürekli kaçıyor. Hayır, normalde de zaten küçükken de birazcık korkakmış. Korkak karakterler beni birazcık yoruyor. O yüzden sevmedim o karakteri. Ama belki ikinci sezonda sevmeye başlayabilirim. Çünkü son bölümlerde birazcık iyileşmeye gitti karakter. Diğer bir karakterimiz dizi karakterlerinden en sevdiğim biri olan Kaz. Şimdi Kaz deyince Türkçe'de Kaz falan gibi oluyor ama yani öyle bir Kaz yok. Çok tatlı. Zaten çete lideri. Aldığı kararlar beni benden alıyor. Hani bilmiyorum. Kötü insan ve centilmen insan. Böyle kötü karakterlere güzel ve centilmen insanları getiriyorlar. Sonra niye kötü karakterler daha çok seviliyor? Niye sevilmesin kötü karakterler? Sen oraya o kadar güzel bir kötü karakter yaratmışsın ki biz gidelim de ya saçma sapan iyi karakterimi sevelim. Kaz bebeğimizdir. Başka da şey yok. İneş. İneş de Allah'ım en sevdiğim kız karakterlerden biri. Çünkü o kadar yaşadığı şeye rağmen, yaptığı işe rağmen hala dini bütün olan bir insan, bilmiyorum, tanımam ben o kadar başına gelen olaydan sonra. Gerçekten çok zor bir şey. Kendi değerlerini savunabilen bir insan olduğu için çok tatlı ve Kaz'la çok yakışıyorlar. Umarım yakın zamanda birbirlerine itiraf edebilirler bu durumları. Kaz'la yani birazcık Kaz gibi konuşmuyor yani hani. Konuş, söyle, belli et yani. Tamam, ağır abisini anladık da birazcık da belli et yani. Kız gidiyordu, zor durdu yani. Zor tutturdu. Durdurdu ama yani bilmiyorum, belli ediyor yine de. Hadi İneşciğim hadi. Yine de belli ediyor seni sevdiğini. İnşallah gelecek bölümde bir mürvetinizi görürüz diye düşünüyorum. Diğer karakter Jasper. 6 tane başrol oyuncusu vardı ve birinin neden başrol olduğunu anlamadım demiştim ya. İşte o Jasper'dı. Çünkü Jasper'ı çok az yerde gördük. Tek olduğu yerler çok azdı. O yüzden de başrol olabileceğini düşünmemiştim ben açıkçası. Böyle kasta baktığımda gerçekten şaşırdım. Ama büyük ihtimalle ikinci sezondan sonra onun da bir aşka yelken açacağını ve ondan sonra birazcık daha işler rayına oturacağını falan düşünüyorum. Umarım General Kirgan'la falan aşka yelken açmazlar. Gerçekten kalbim orta yerinden kırılır.
çok büyük kırılır. Bilmiyorum o kimle artık aşka yelken açar ama ikinci sezondan sonra onu daha çok göreceğimizi düşünüyorum. Ama çok eğlenceli bir karakter. Çok tatlı. Özellikle o Karanlıklar Diyarı'nı geçerken o kuzuya sarılışı falan işte çok tatlıydı. Böyle başına buyruk olması falan beni çok gerçekten cezbetti. Bu kadar. Onunla anımız bu kadardı. Çok fazla beni etkiledi. Şimdi dizi boyunca hani izlememin %90 sebeplerinden biri General Kerrigan'ın kötü adamımız. Bad boy. Yani tam bir kötü adam ama kötü adam değil o. Tamam mı? Kötü adam olmak için yaratılmamış o. Onu kötü adam olmaya mecbur etmiş sistem. O yüzden bu karaktere ben kötü dersem Allah beni yakar. Kötü değil. O kötülüğü iyi bir şey için yaptığını düşünen bir insan. Onu kandırmışlar. Yazık. Çocukcağız iyi bir şey yaptığını düşünüyor. Ama sonuç olarak ona eziyet etmişler. Neler yapmışlar? Çocuğum neler yaşamış? Ona rağmen o sadece Karanlıklar Diyarı'nı yaratmış. Zaten koskoca gölgelerin efendisi. Yani ne bekliyordunuz ki? Ne yapsın? Ne yapabilir? O yaptıklarınızdan sonra ne yapsın? Gözlerinin önünde sevgisini öldürmüşsünüz. Ne yapsın? Yani ben olsam ben de aynısını yapardım. Daha da beterini yapardım. O yüzden Kerrigan'a son destek, tam destek diyorum. Hashtag açalım Twitter'da da. General Kerrigan arkandayız diye. Lütfen, lütfen. Ona gerçekten laf ettirmem. Kötü karakterse kötü karakter ama top 10'da bir numara. Şu an benim için kötü karakterler listesinde. Çok tatlı. Bu arada ilk başta Kerrigan'ın iyi karakter olduğunu düşündüğüm zamanlarda ilk 2-3 bölümde iyi biri olduğunu düşünüyorsun. O sırada Alina'yla dedim ki siyah ve beyaz, işte gölge ve aydınlık tam bir araya gelmişsiniz. Siz yin yangsınız. Yani küçük küçük yin yanglar etrafta gezinecekken siz neden bu adamcağızla Alina'yı ayırdınız da gitti o çocuğun yanına gene. Gerçekten burada çok sinirlendim. Çok yakışıyorlardı. Böyle bir uyum yoktu. Umarım bak, umarım ileride. Tamam yani. Moğolcuğum tamam seni de seviyoruz. İyi, güzel, hoş çocuksun ama yani aralarından çekilirim. Bu ikinci sezondan sonra ben kitapları okumadım bu arada. Okumak istiyorum. Bir ara hemen alacağım. İlk alışverişte kitapları alacağım. Onu okuduktan sonra da umarım generalle evleniyorsundur Alina. Lütfen yani. Ne olurdu onunla evlenseydin. Gerçekten çok güzel olur. Lütfen lütfen. Sonu zaten öyle bir bitti ki. Ben neden bu aptallığı yaptım? Bir günde bir sezonu bitirdim diye bir düşündüm. En az bir yılı var ikinci sezonun gelmesine. O da yeni bir virüs, yeni bir patlama, yeni bir doğal afet olmazsa dünyamızda. Gerçekten beni yoruyor. Siz neler düşünüyorsunuz? Hangi karakterleri sevdiniz? Ben gerçekten general, yani herkes generali sever. Generali sevmeyen var mı? Bilmiyorum. Bakın söylerken bile yüzümde güller açıyor. Bu arada dizinin kastı o kadar mükemmel ki. Hani yakışıklı ya da güzel olmayan hiçbir insancık yok. Kastta bir tane yakışıklı olmayan, bir tane güzel olmayan insan bulamadım. Sadece bir iki tane var. Onlar da zaten birer saniye falan görünüyor. O yüzden hiç sıkıntı yok. Ay çok güzel yani. Kastta ağlayasım geliyordu. Böyle bölüm bitiyor böyle kastı düşünüyorum. Allah'ım diyorum ya. Allah'ım bunların hepsini nereden buldunuz da bir araya getirdiniz de en güzel World of the Türkiye işte ondan yaptınız diyorum yani çok güzeldi. Mutlaka izleyin bence. Ben çok sevdim. Şeyi sevdim. Konu efsane güzel. Temel bilimleri falan kullanarak böyle şey yapmaları. Hadi biz de şunları yapalım artık havayı bir bükelim bir ateşi şuradan bir fırlatalım bir çıksın yani. Gerçi biz böyle bir şeyler yapsak dünya yer yerinden oynar yemin ediyorum. Herkes birbirini yok eder. İnsan ırkı dünyadan silindi gitti. Dünya patladı. Böyle bir şey. Kesin böyle olur. Bu gördüğümüz savaşlar hiç yani. Ha, ne? Oradan havayı büküyor. İnsan öldürüyor. 2-3 insan öldürüyor. Öldürsün. Ne olacak? Adam havayı büküyor. Öldürsün bir iki insan yani. Neyse. Çok güzeldi. Çok güzeldi. En çok üzüldüğüm sahne ise Kerrigan'la başka birilerine şey o geyiğin öldüğü sahneydi. Geyik öldü ve ben bir durdurdum. Dedim ki bunu kaldırabilir misin Damla? Devam edecek misin bundan sonra? Dedim ve devam ettim tabii ki de. Çok iyi. Bu arada o geyin boynuzlarını kıza monte ettiler ya. Oradaki makyaj çok kötüydü yani. Makyaj olduğu o kadar belliydi ki. Ya tamam kıza gerçekten girme biliyoruz ama makyaj diye de gözümüze sokmayın yani. Bir onu beğenmedim ama genel olarak diziyi çok beğendim. Umarım siz de beğenirsiniz. Aşağıda yorumlarda en sevdiğiniz karakteri ve en nefret ettiğiniz karakteri lütfen yazın. İzleyip hemen gelin buraya birlikte dedikodu yapalım ya. Gerçekten dizi film dedikodusu yapabileceğim tek bir arkadaşım var. O da Beyza. Başka hiçbir arkadaşım böyle bir kapasiteye sahip değil. O yüzden mutsuzum. Sizlerle paylaşmak istedim. Umarım seriyi de beğenmişsinizdir. Diğer serilerde hangi diziyi izlememi istiyorsanız bana aşağıda belirtin. Ben de izleyeyim sonra dedikodusunu yapalım. İzlediğim, şu ana kadar izlediğim birkaç güzel beğendiğim dizi var. Onları da çekmeyi düşünüyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Diziyi mutlaka izleyin. Sizi seviyorum. Öptüm. Bye.